Günaydınlar, iyi sabahlar. Portföy Yönetimi ile karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi bana eşlik eden Belgin Mayuş var. Hoş geldiniz. <laughs> Günaydın, hoş bulduk. Dilerseniz direkt piyasaların takip edeceği verilerle başlayalım. Aslına bakarsak yurt içindeki veriler gelmeye başladı. Kapasite kullanım oranını e, takip edecektik bugün geldi. Real Kesim Güven Endeksini takip ettik geldi. Kapasite kullanım oranı %77.1 seviyesinde geldi. Arındırılmış olan da %76.8 seviyesinde gerçekleşti ve kesim güven endeksi de Ağustos'ta 112.2 oldu. Hı hı. Evet ve önceki şöyle bir bakıyoruz. Temmuz'daki beklenti reel kesimde 114.8'miş gerçekleşme. Hı hı. Orada biraz gerileme söz konusu. Ee, öte yandan baktığımızda kapasite kullanım oranında ise senin de söylediğin gibi 70 önceki 76.7'ymiş. O da 76.8'e yükselmiş. Normaldir küresel bazda da baktığımızda 2020-2021 yılı aslında oldukça başarılı bir dönem geçti şirket bilançolarına, karlılıklarına, ekonomik aktivitedeki canlanmalar ama sadece iki ülke büyüdü. Bir için birisi de Türkiye. Bu anlamda baktığımızda büyümenin öncü göstergeleri olarak elbette bunları takip edeceğiz. En azından çarklar dönüyor mu, devam ediyor mu ve istihdam tarafında istenen noktada olmasa bile ee, tıpkı diğer ülkelerin şu anda bir türlü canlandıramadığı istihdam tarafına da pozitif yansımalar olarak bunu kabul edebiliriz. Ee, normalde 100 seviyesi e, tam istihdam noktasına getiriyor. Ama 70'li seviyelerin üzerindeki her e, şey e, gelişme ya da bu 70'in üzerindeki durması pozitif. Yine günün devamında Amerika tarafında dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayına ilişkin gelecek. Ve ABD Temsilciler Meclisi bütçe planını Onayladı bunu da belirtmiş olalım. Hı -hı. E, tabii dayanıklı maaş siparişleri de e, önemli. Onu da takip edeceğiz. Bu hafta tabii gözler Jackson Hole'de. Evet. Diğer yandan yarın işsizlik maaş başvuruları gelecek. Ee, ve yine Cuma günü de önemli veriler var. Hepsini konuşacağız ama dilerseniz yine canlı veriler üzerinden ilerleyelim. Biz tüz endeksiyle başlayalım. Biz tüz endeksi 5 ayın zirvesini gördü dün kapanış anlamında. Tabii. Ve bugün de ufak da olsa bir düşüşle başladıktan sonra yön yeniden yukarı oldu. Son görmüş olduğu seviye 1469 puan seviyesi. %0.24'lükte bir yükseliş var. Doğru. İlk hedef noktamız yaklaşık Ağustos başında belirlediğimiz yine portföy yönetimi içerisinde sıklıkla bahsettiğimiz 1440 aşılırsa 1465 önemli bir direnç noktası ve bu seviyenin aşılması iyimserliğimizi devam ettirmemizi sağlar ve 1500 hedef değer haline gelir. Bununla birlikte bankacılık sektörünün de buna destek vermesi gerektiği vurgusunu yapmıştık bankacılık sektöründeki 1300 puanın üzerine çıkışla birlikte BIST yüzde ise 1440 aşıldı ve 1465 tam da direnç noktasından dün kapanış gerçekleşti. Hisse bazlı hareketlere baktığımızda özellikle bankacılık sektörünün daha sakin olduğu bir gündü dün itibariyle ama e, üretim tarafında, sanayi tarafında, enerji tarafındaki hisselerdeki hareketlilikler dikkat çekiciydi. Bu bağlamda baktığımızda bugünkü kapanışımız 1465 üzerinde gerçekleşirse sırasıyla aradaki o şeyler dirençler 1475, 1485 ve yukarıda 1505 seviyesi hedef değer olarak karşımıza çıkacaktır. Geri çekilmelerde ise 1450 ve 1440 bugünün önemli destek noktaları. Özellikle de burada 1435 noktasal bir seviye koyalım bu seviyenin desteğin kırılmaması da son derece önemli bunu da hatırlatalım. Aslında o düşüşleri yaşadığımız döneme geri dönecek olursak 1460'lardan başlamıştı. Düşüşler doğru. aşağı doğru bir hareketlilik yaşanmıştı uzun süre. Yaklaşık bir iki aydır da BIST düzeyindeksinde e, yükselişi takip ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi o 1460 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşti. Siz bankacılık endeksine atıfta bulundunuz. Hemen hı hı. bankacılık endeksinin de son görmüş olduğu seviyelere bakalım. Uzun süredir burada da toparlanmayı takip ediyoruz. Alıcılı seviyeler vardı. 1324 puan seviyesinde şu an için yatay pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Yukarıda da en yüksek görmüş olduğu seviye şu anki seviye olarak kayıtlara geçiyor. Doğru. 1330 ilk ara direnç noktamız sonrasında ise kısa vadeli hedeflerimiz 1350. 1350 aşılırsa o zaman uzunca süredir beklediğimiz 1400-1480 hareketi içinde bir başlangıç yer alabilir. Şimdi bir takım önemli gelişmeler var tabii hem küresel bazda baktığımızda hem de Afganistan konusu var. Bununla birlikte içeride de hem hukuk reformları anlamında hem de ekonomik reformları anlamında da Önemli gelişmelerin olacağı yeni bir aya giriyoruz. Jackson Hole'da var. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu haftanın genelinde ki Jackson Hole başlayacak 26-28 Ağustos itibariyle. Bakalım orada FED bir şeyler söyleyecek mi? Piyasa henüz genel anlamıyla küresel bazda baktığımızda tahvil azaltımını fiyatlamış değil. Buna pek ihtimal vermiyor. Dolayısıyla bu iyimserlikle biz 100 tarafında, biz 1330 bankacılık tarafında... 1330, 1350, 1380 hareketini görebiliriz. Biraz daha bankaların hareketlenmesi gerekiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. E, holdinglerdeki desteğin e, bankalardan biraz daha fazla olduğu bir ay olarak da kayıtlarımıza geçti Ağustos. Aynı hareketliliği peki sınavı endeksi içinde bekler misiniz? Çünkü ikinci çeyrekte burada da aslında bakarsak biraz düşüşler vardı. Tabii. Üçüncü çeyrek itibariyle de burada yeniden alıcılı görülümler görülmeye başladı. 2.561 puan seviyesinde bugün şu an. Yukarı doğru hareketlilik devam ediyor. Yarım puana yakın bir yükseliş var. %0.42'lik bir yükselişten bahsedebiliriz. Aşağıda da 2550 puan seviyesini e, test ediyoruz. Tabii doğru. uzmanlar bilançoların olumlu gelmesiyle beraber sınavı endeksindeki toparlanmaya hep atıfta bulunuyor. Bilançolar bittikten sonra peki e, bu toparlanma, bu yükselişler sizce devam edecek mi? Şimdi bazı araştırma raporları karşıma geliyor Uğur. Onlarda şöyle ifadeler de oluyor. 2020 son 10 yılın Türkiye için hı hı. son 10 yıldaki en yüksek TL geliri ve en yüksek büyümenin gerçekleştiği bir yıl oldu. Dolayısıyla bunu sağlayan da sanayi endeksinin performansıydı. Şunu unutmamak gerekiyor ki yönetmenimizden de rica edelim. 5 yıllık bir sanayi endeksi karşımıza gelecek olursa yükselen bir tablo içerisinde biz size önemli destek verdiğini biliyoruz. Özellikle 2021'in başında hı hı. yabancının bankacılık sektöründe tamamıyla satışları gerçekleştirdiği noktada biz yüzün tutunduğu başlıca, tabii, başlıca endeks sınavı oldu. Özellikle otomobil, enerji sektöründeki hareketlilikler domine ediciydi ama yoruldu. 2600'ler şu an için onun dinlenme seviyeleri 2550-2600 bandında daha yatay bir görüntü içerisinde. Bununla birlikte tabii ki o dönem periyot Ancak olarak. Ancak buna rağmen hala 2021 yılında pozitif Aynen, diyor. aynen pozitif ve şöyle bir baktığımızda 10 yıllık periyotta Türkiye için yapılan o e, bilişim 500 araştırmasında 10 yılda sektör gelirleri %179 büyümüş. 2020 sıralamasına giren 93 yeni şirket var. Dolayısıyla sanayi tarafı, bilişim, teknoloji tarafı endekse destek veren ana e, konular, ana başlıklar oldu ve Bununla birlikte bilişim 500 sıralamasına giren şirketlerin %10'u %100 üzerinde büyüme gösterdi. Böyle bir dönemde elbette o fiyatlamalara bir şekilde yansıyacaktı bunların bir kısmı da borsada işlem görüyor. O yüzden diyoruz ya hani şirketlere halka arzlar için son derece uygun bir e, yıl hı hı. ve bu süreci kaçırmayın. Çünkü gerçekten Amerika'da da aynı şekilde bizde de. Neden? Hem endeks bazında hem şirketler bazında şirketlerin büyümelerine katkı anlamında finansal destek ve tanınabilirlik anlamında e bu son derece önemli halka arz. Dolayısıyla biz sınayda bu gücü arkasına almış oldu. Geçen sene 8 şirketin halka arzını takip etmiştik. Bu yılın hemen ilk 2-3 ayında o 8 şirketi de geçmiş olduk. Tabii Hala ki. da halka arzlar sürüyor. Viyop 30'a bakalım. Dün haftanın ikinci işlem günü 1587 puan seviyesinde tamamlamıştı. Şu an 1592 puan seviyesinde burada da yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. Doğru. Peki burada geri çekilmeler olduğu takdirde izlenmesi gereken seviyeler hangi seviyeler? Şimdi dün itibariyle Borsa İstanbul'un önemli Viop tarafındaki 3 başlıkta yeni kontratlar geliyor. E, haberi vardı son derece önemli tebrik ediyorum onları ve dolayısıyla bunun da vadeli taraftaki hareketliliği ve derinliği arttırmada e, önemli bir adım olarak görüyorum. Özellikle dolar TL tarafında fiziki teslimatların olması paladyum ve platin e, platin e, gibi enstrümanların gelmesi vadeli tarafın e, derinleşmesini sağlayacak. Aynı zamanda da hazine kağıtlarına ilişkinde aynı şekilde getirirler. Bu bize ne sağlayacaktır? Şunu söyleyeyim. E, yerli yatırımcının bir büyük bir kısmı vadeli taraftaki hareket tarzını bilmiyor. Kendini hiç etmeyi bilmiyor. Yani hisse senedi aldığında o hisse senedinin aynı zamanda vadeli tarafta da bir kontratının olduğunu bilmiyor. Her ne kadar biz burada endeks kontratlarını gösterge olarak anlatıyorsak da hisse viop'larda söz konusu. Dolayısıyla bu tip yeni enstrümanların gelmesi vadeliyi derinleştirir. Gelelim bizim Endeks kontratlarına vade bitiyor bugün ayın 25'i. Dolayısıyla ayın 30'u 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda dolayısıyla tatil olacağız. Pazartesi günü itibariyle başlayan e, özellikle e, yukarı yönlü hareket vadeli de 1589 uzlaşma fiyatından tamamlatmıştı bizi. Hı hı. Ve bugüne baktığımızda 1592'leri görüyoruz. 1600'de çok az kaldı. 1600 benim ilk hedef noktamdı. 1600, 1605 ve yukarıda da 1630 dirençlerimiz var. Geri çekilmelerde ise özellikle 1585, 1500, 1575 hı hı. ve aşağıda önemsediğim 1565. Aşağıda 1565. Yıkılmadığı sürece vadeli alıcılı görünümüyle bu ayı tamamlayabilir diye düşünüyorum. Belki de bugün kendisini 1600 puan seviyesinin üzerine atacak ve o şekilde bir kapanış gerçekleşecek. Olabilir, Şayet evet. öyle bir kapanış gerçekleşirse haftalık periyotta 50 puanın üzerinde bir yükselişte gerçekleşmiş Tabii. olacak. Çünkü 8. en 19'unda 1557 puan seviyesinden bir kapanış gerçekleşmişti. Şirket hisseleriyle dilerseniz devam, devam evet. edelim. İlk hissemiz Diritex Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret Ayşe. Hemen bir aylık grafiği de e, gelecektir varsa. E, bu şirkete ilişkin Isparta Gönen'de fabrika binasına yönelik bir haber akışları var. E, zannediyorum e, bunun e, son görmüş olduğu seviyeler elimizde yok. Ne dersiniz bu hisseye ilişkin? Isparta Gönen'de ne yapılmış? Değerleme raporunda gayrimenkullerin toplam pazar değerinin 22 milyon TL olarak rapor edildiğini açıklamış. Değerleme raporları önemlidir. Nedenine gelince Şirketin hem kendi içerisindeki varlıkların değerlenmesi hem dönem ve duran varlıklar dengesi açısından önemlidir. Aynı zamanda şirketlerin sermaye artırımı noktasında da kendi bünyelerindeki e, varlıkların bu şekilde değerlendirmeleri e, bedelli veya da bedelsiz sermaye artırımı için de önemli bir baz teşkil eder. Hisse performansını tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Haber akışı olan bir hikayesi olan hisselerde her zaman bu hareketleri görebiliriz. Hemen diğer hissemize geçelim. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı e, Ayşe. Buna ilişkinde ufak haber akışları var. 1.87 seviyesinde son bir aylık periyoda baktığımızda 1 lira 88 kuruşu 8. ayın 25'inde. Yani bugün test etti. Aşağıda da 1 lira 80 kuruşun altına son bir haftada hiç inmedi. Doğru. Şimdi e, emlak konut tarafına baktığımızda daha doğrusu konut sektöründe özellikle fiyatların yükselmesi kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte talebin düşmesi çimento ve gayrimenkul sektörünü biraz daha yavaşlatmıştı. Ancak son birkaç aylık periyotta yeniden gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bir hareketin olduğunu görürüz. Burada emlak konut da aynı şekilde hareketlilik var ama endeksin bu yükselişine çok fazla katkıları oldu mu dersen evet bunun biraz daha gerisinde kaldılar. Bu gelişmelerden dolayı dolayısıyla emlak konut tarafına baktığımızda bir kısa vadeli 2 lira hedefi var. Bu 2 lira hedefini geçtiği takdirde biraz daha hareketlerin hızlanabileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde 1.85 ve 1.80 destekleri çalışır. 1.80'in altı yeni alım içinde fırsat yaratır bize. Hemen diğer listemize geçelim. Gen ilaç ve sağlık ürünleri sanayi ticaret aşı. E buraya ilişkin haber akışları nedir? Hı, hı Genil son halk arzlardan bir tanesi 5 Ağustos'ta halk arz olmuştu ve 10 lira 75 kuruştan halka arz olduktan sonra 17'nin üzerine test etti ve şu anda 15.40 ile 16.40 bandında hareketine devam ediyor. Nadir ila nadir hastalıkların tedavisi için ilaç üretiyor. Bu anlamda evet bizim şeyde borsanın içerisinde eczacı ilacı var, devası var. Türk ilaç Serum gibi e, şey, e, ilaç firmalarımız var ama genel burada e, son günlerde, son birkaç gündür de kapa açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Alzheimer hastalığı ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılacak araştırma ve geliştirme geliştirmesini şirket tarafından yapılacak ilaç içinde bir anlaşma yaptığını, yabancı bir ilaç firmasıyla anlaşma yaptığını açıklıyor. Her haber akışına göre hisse performans devam etmekle birlikte... 16.40'ın üzerindeki kapanışlar hissenin 17 ve üzerini fiyatlamasını sağlayabilir. Bu gözle de takip ediyoruz tabii. Kafein yazılımla e, devam edelim. Kafein yazılıma baktığımızda e, yukarıda 28.98 seviyesi son bir aylık periyotta test edildi. Aşağıda 24 lira 68 kuruşa kadar geri çekildi. Geçen hafta görmüştü bu seviyeyi. Şu anda da 24 lira 88 kuruştan işlem görüyor yarım puan üzerinde de yükselişi var. Şimdi yine o biraz önceki araştırma raporuna şöyle bir baktığımızda bu rapor içerisinde yüzde 38 beklendi üzerinde birden fazla markanın çözümünü satan ve hizmet veren sistemi entegre eden iş ortaklıkları olmuş ve bunlar içerisinde yazılım, teknoloji şirketleri çok daha ön plana geçmişler. Ve geçen yıldan bu yana bilişim sektörü için yatırımcı girişimci buluşmalarının önem verildiği etkinliklerin çok fazlalaşması gibi unsurlar biraz daha özellikle bu kapanmalar da tabii ki evden çalışma sistemine geçiş bu tip şirketleri çok daha ön plana getirdi. Sonuç itibariyle kafeinde 25 liralar seviyesi aşıldığı takdirde 28 liralar ki Temmuz ayı içerisinde bu seviyeyi görmüştü. Görebilme potansiyeli var. Ayrıca hissenin bir üçleme içerisinde de düşünmemiz gerekiyor. kafayın papilyon ve smart. Ee, ve dolayısıyla burada haber pozitif hisse hareketlerine baktığımızda ise 24.90 aşılırsa 25.20, 25.50 bandında hareketler görebiliriz. Geri çekilirse de 24.50 ve 24.30 ara destek noktalarımız. Son olarak kontrol matiğe bakalım. Kontrol matik teknoloji, enerji ve mühendisi karşı 57 lira 30 kuruştan işlem görüyor şu an. Yarım puanın üzerinde bir düşüş söz konusu. Aşağıda 57 lira 15 kuruşa kadar geri çekildi. 8. ayın 23.ünde bu seviyeyi test etti. Yukarıda 63 lira 45 seviyesi görüldü Temmuz ayının 27'sinde. Bir ihale bu ihaleye teklif vermiş en iyi teklif vermiş kontrol Ancak bu ihale komisyon tarafından iptal edilmiş. Tabii ki üzücü ve hissede de buna ilişkin oluşan beklenti en iyi teklifi vermesine rağmen satış yönünde kendini gösteriyor ama e, şu unutulmamalı bu tip hikayeleri olan e, hisseler e, ihalelere girenler ya da işte en iyi teklifi verme şeklinde bu kontrolmatik de devam edecektir. Biz de takip ediyor olacağız. Sermaye arttıran şirketlere bakalım. Odaş Elektrik, Sekro Plastik Ambalaj ve Zorlu Enerji'yi görüyoruz. Evet burada Odaş e, bedelli sermaye arttırımını yaptı. Ne kadardı? %133 oranında Burada kullanılmayan payların paylarla ilgili bugün ve yarın e, borsa birincil piyasada e, satışları yapılacak kullanılmayan paylarla ilgili Sekur'da ise şirketin %152 oranında e, o şey e, bedelsiz sermaye artırımı yapmak kararı almış şirket kendi içinde oy birliğiyle hı hı. ve Zorlu Enerji'de de %25 bedelli ile ilgili rüçen hakkı kullanım süresinin 15 gün uzatılması için Sermaye piyasası kuruluna başvurmuş ve kurul bunu onaylamış kabul etmiş. Küresel piyasalara yönümüzü çevirelim. Dün biraz veri akışı anlamında, data anlamında sakin de küresel piyasalarda. Tabii. Almanya ikinci çeyrek büyüme rakamları gelmişti ve Amerika'da yeni konut satışlarını takip etmiştik. Bugün zaten gün içerisinde takip edeceğimiz verileri ekranlara getirdik. ABD piyasalarına baktığımızda haftanın işlem günü de özellikle Nasdaq endeksinde buçuk aşan primler vardı. Dün pazartesiye göre biraz daha sakindi ancak Yine hareketli diyebiliriz yükselişi anlamında. Hı hı. Bugün vadeli taraf da hemen ekranlara gelecektir. Ee, tabii masada sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün hafta konuşacağımız Jackson Hole toplantısı Doğru. var. İşte vadeli taraf da ekranlara geldi. Yatay görünümleri takip ediyoruz. Ne dersiniz? Amerikan endekslerinde toplantı öncesinde bu görünümler devam edecek midir? Şimdi özellikle e, piyasaları domine eden bu noktada Biontech ile ilgili Amerika'nın almış olduğu Biontech aşısıyla ilgili tam onay e, konusu e, moralleri yükseltti ve bu konuda aşılama çalışmalarının daha da hızlanabileceği aşıya olan güvenin sağlanması ile birlikte aşı karşıtlarının da kısa bir süre içerisinde aşılanacağı bir süreç. E, Amerika'daki piyasaları domine eden ana başlıklarda bununla birlikte Senato'da görüşülen 3.5 şeylik milyon, milyar dolarlık e, altyapı ile ilgili paket onaylandı. Paketin içerisinde de özellikle de bütçe planı onaylandı. Kripto paralarda dikkati çekti bu anlamda. Buna ilişkin maddelerde ek maddelerde kabul edildi. E, neydi bu? O, özellikle altyapı yasa tasarısı kripto vergi hükümlerinde değişiklik yapılmadan 27 Eylül'e kadar onaylanacak haberleri de beraberinde vardı. Ve bu anlamda baktığımızda dün yeni rekorlar kıran S&P ve Nasdaq karşımıza geldi ki rekorlara doymayan Amerikan piyasalarında bir yandan da şu korkular var. Tapering yani tahvil alımını azaltmayı bu yıl başlatacağını, bu yılın sonbaharında başlatacağını FED söylerse ne olacak? Bu durumda FED bunu söylemeden önce S&P 4500 tarihi en yüksek seviyesini ve test edecek. Aynı şekilde Nasdaq 15.500'leri görecek mi? Piyasa hem bunun tadını çıkarmaya çalışıyor hem bu korkular içerisinde. Dün rekorlar İkilem kırıldı. İkilem içerisinde. Aynen yani burada ilginç olan şu yani bakıyorsun bir yandan bütçenin onaylanmış olması sevindirici ve özellikle Biden ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planında Sosyal güvenlik programları ve iklim politikasına yönelik yatırımlar da yer alıyor. Ama aynı zamanda da Başkan Yardımcısı Biden Yardımcısı Kamala Harris'in yapmış olduğu açıklamalar da Çin'i kızdırdı. Özellikle bizi ülkeler olarak birbirimize düşürmeye çalışıyor diye. Bir diğer taraftan da Amerika'da yeniden Çin'le görüşülmesi, ticari anlaşmalar başta o çip problemi olmak üzere temasların başlaması. Isteniyor. Ama öte yandan da bunların içerisinde 250'ye yakın Çin şirketiyle ilgili borsada işlem gören Çin şirketiyle ilgili daha fazla denetim gibi haberler de var. Tamamen bir sıkışma var. S&P tarafında peki nereye bakacağız dersen Uğur. S&P tarafında 4250 seviyesi. O seviyeye doğru bir geri çekilme olur ve o seviyeyi gördüğünde tutunamazsa işte o korkulan satışlar başlıyor demektir. O yüzden... Bu haftanın sonuna kadar bir korkulan satışlar başlarsa peki %40'a sevesini ilk etapta gelebilir. Çünkü bu ne demektir biliyor musun? Fed açıklama yapmıştır ve bir anda geri çekilme olur. Aynı zamanda neden Çinli şirketlere yönelik de borsada işlem gören şirketlere yönelik de daha fazla şeffaflık ilkesi dahilinde bilgi akışını istiyor Amerika. Onların da bu piyasaları ve piyasalardaki hareketleri abartılı bir şekilde domine ettiklerini de düşünüyor. Dolayısıyla öyle bir satış gelebilirse yani haber akışına bağlı olarak beklenenden daha hızlı satışlarla karşı karşıya kalabiliriz. Hemen borsa tarafına bakmışken Amerika'da tahvillerin durumuna da bakalım. Orada 10 yıllıklar 1.25, 1.28, 1.29 civarında gidiyor evet. geliyor. Şu anda da 1.29 seviyesinde %0.16'lık bir düşüş var. 5 yıllıklara baktığımızda %0.79'luk seviye bizleri karşılıyor ve 2 yıllıklarda da %0.24'lük seviye var. Evet e, burada e, özellikle dolar endeksinin 93 seviyesine durması 93'ün altına çok fazla sarkmaması ve Jackson Hole zamanın daralması. Amerikan 10 yıllık tahvillerinde geçtiğimiz hafta 1.36'ya kadar bir yükseliş ve beraberinde de geri çekilmeyle 1.28-1.30 bandında dengelenme. Fiyatla burada tabii ki yüzdesel gelişim farklıdır. Neden? Eğer faiz oranları yükseliyorsa tahvilin Fiyatı e, beraberinde düşüyordur ve bu ters orantıdan dolayı da <laughs> tahvilden kaçış ya da tahvile dönüş. Yani faiz oranlarının düşmesi tahvile olan ilginin talebin arttığını bize gösterir. Bu gözle baktığımızda Amerikan 10 yıllıkları biraz daha dengelenme çabası içinde ama korkular orada da fiyatlanıyor. Enflasyon yüksek, istihdam tarafındaki bozulma net. Dolayısıyla şu anda... Tahvile çok fazla yöneliş gözükmüyor. Hemen dolar endeksimizden <laughs> dolar endeksinin son görmüş olduğu seviyeye de bakalım. Oradan hemen euro dolar paritesine evet. geçelim. 93.70 seviyeleri geçen hafta görülmüştü. Pazartesi günü 93.30 seviyeleri vardı. Dün 93'ün altını test etti. Bugün de altında kalmaya devam ediyor. %0.11'likte de yükseliş var. Ama zannediyorum bu görünüm zaman zaman gün gün içerisinde de 93'ü bizlere gösterecek. Evet. Tapering fiyatlanıyor mu sorusunun en net rehberi dolar endeksi. Eğer gerçekten fiyatlara yansımış olsaydı biz şu anda dolar endeksinde 94-95 belki de daha üzerinde konuşuyor olurduk. Dolayısıyla henüz fiyatlanmıyor çünkü görünmeyen bir el. Sen bunlara fonlar de ben buna FED diyeyim. Burada dolar endeksinin yukarı yönlü sıçramasını engellerken tahvil tarafında daha sakin seyri beraberinde getiriyor. Ve bu anlamda baktığımızda 93'ün her altındaki seviye Korku endeksinin daha düşüşünü beraberinde getirirken piyasaları dengeliyor ama nereye kadar? O yüzden Powell'ın açıklamaları son derece önemli. Neden Jackson Hole önemli diye baktığımda 2014 yılında ve 2011 yılında hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED Jackson Hole toplantılarında parasal genişleme ve parasal genişlemeden çıkış mesajlarını vermişler. Draghi o dönemde aynı şekilde Bernerke yine aynı dönem içerisinde. Dolayısıyla burada çok teşekkür ediyorum yönetmenimizden. E, dolar endeksiyle Amerikan 10 yıllıkları arasına baktığımızda bu yakınlaşma e, yönü yani mak aradaki makasın daralması olumlu olmakla birlikte görünmeyen bir el mekanizması çalışıyor. Dengeleri korumaya çalışan bir FED var. Neden korkuyor? Dolar endeksinde şu anda gözüken e, fiyatlamada istihdam tarafındaki bozulmadan. Çünkü şirket karlılıkları iyi, piyasalar tarafından fonlanıyor ve bu FED'in hareket alanını kuvvetlendiriyor. Repo ve ters repo işlemleri piyasaya verdiğinden daha fazlasını çekiyor. O yüzden diyor ki ya bir dakika ben tahvil alımına çok da acele etmesem mi acaba? Evet. Dolayısıyla dolar endeksinde 92.80'in altına gerilemeden 92.50'ye doğru geri çekilme olmadan piyasalar ne diyelim bıçak sırtında yola devam eder. Hemen pariteye bakalım. bakalım. Euro-Dolar paritesi de asla bakarsak çok hareketli, çok oynak. 1.17'nin altında kalacak mı derken yeniden 1.18'e doğru bir hareket yaptı. Büyüme rakamlarına atıfta bulunmuştuk Almanya'dan gelen e, açılışta. Yine Euro bölgesine PMI rakamları gelmişti. E, tabii bu verilerin yanında e, Euro-Dolar paritesinin de gözü tıpkı diğer verilerde olduğu gibi Jackson Hole'de. Ne dersiniz Euro-Dolar karşısında güçlenmeyi sürdürecek mi? Şimdi Almanya'dan yıllık bazda baktığımızda %9.8'lik bir büyüme geldi ama Bundesbank'ın açıklama, başkanın açıklamalarıyla biraz çelişiyor. Yani bu çok sürdürülebilir bir büyüme gibi gözükmüyor işin açıkçası ve çeyreklik bazda %1.6'lık bir büyüme. Almanya dünyanın en hızlı büyüyen ve en güçlü büyüyen ilk 5 ülkesinden bir tanesiydi ve koltuğunu şu anda maalesef sarsılıyor. Merkel'in görev süresi önümüzdeki ayda oluyor. Euro dolarda özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın omuzlarında yük var. 1.44'lerden geri çekilen ve 1.10'lara kadar 1.08'lere kadar gördüğümüz bir euro vardı. Fed'in adımları euronun değersizleşmesi piyasalarda satışı getirmişti. Sonra ne oldu? Pandemi ve pandemi sürecinde yine Fed sahneye çıktı ve euro dolar paritesine şimdi korkulan şu. 1.16.20 aşağı doğru kırılmadığı sürece Dengeli piyasalar görmeye devam ederiz. Aşağıdaki seviyemiz bu. Yukarıda ise 1.1880 aşılmadığı sürece euro toparlanmaz. Peki bu bize ne sağlar? Bu daxta alıcılı seyri devam ettirir. Zorlama da olsa. BİS1 Hemen DAX demişken Avrupa borsaları da gelsin. Tabii ki. Biz 100 tarafında da pozitif devam eder. Çünkü Avrupa borsalarında DAX'la bizim korelasyonumuz pozitif ve DAX'a da baktığımızda 16 hedefine doğru yatay bir çizgide bantla devam eden bir DAX görünümünü görmekteyiz. Şimdi bakıyorum mesela Bundesbank'ın açıklamalarına ülkede ekonomik çıktığının halen COVID-19 öncesi 2019'un son çeyreğindeki seviyenin %3,5 altında kaldığını söylemişti. Şimdi bu gözle baktığımızda Almanya'nın durumu kritik. Bu bir bahane olur mu DAX tarafına? Olabilir bir hı hı. şey gerekiyorsa. Asya tarafı tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar ve üretimini Çin'e kaydırmış olan Avrupa, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkiler Euro doların da seyrini belirleyecek gibi gözüküyor. Sonuç itibariyle DAX'ta 16 bin hedefi, BIST 100 tarafında da 1500 hedefiyle taşlandırılabilir. Bunun için de Euro dolar ikinci önemli rehberimiz olacak. Asya piyasaları da yeni haftaya yükselişe başladı ve hafta ortasında da yükselişini devam ettirdi. Özellikle Hong Kong borsasında sabah evet. saatlerinde %2'leri bulan yükselişler vardı. Çok enteresandır. O yükselişlerden sonra yön aşağı oldu ve 25596 puan seviyesi son görmüş olduğu seviye. Çin'in Shanghai Endeksi 3540 puan seviyesinde, Japonya yatay, Hindistan'da yine yatay bir görünüm var ve Güney Kore borsasında 3146 puan seviyesi hakim. Evet. Şimdi burada tabii ki Hong Kong ve Çin'in Hong Kong'la ilgili düşünceleri, görüşlerini biliyoruz. Amerika'nın da Hong Kong üzerinden Çin'e Çin e karşı duruşunu da biliyoruz ve bununla birlikte baktığımızda Çin'in özellikle faizleri değiştirmeyerek piyasaları şu anda kontrollü bir şekilde likidite anlamında likidite sağlıyor ve bu da hisse senetleri tarafında pozitif seyri beraberinde getiriyor. Kamada Harris'e sert çıkan Çin sonrasında Çin piyasaları toparlarken hı hı. Hong Kong piyasalarında satışı gördük. Bununla birlikte Japonya'da o halin çerçevesi genişleri ülkeler şey ülkedeki eyaletler Sekiz ve daha. aynen. Dolayısıyla burada aynı zamanda da tedarik zinciri tarafına baktığımızda Asya ülkelerinin üretimlerini çip üretimleriyle ile ilgili ciddi sıkıntılar var. O yüzden şu görmüş olduğumuz tablo. Karışık bir seyirle devam ediyor. Japonya'da aynı zamanda da başkanın, başbakanın e, ekonomi yönetiminde başarısız olduğu düşüncesiyle... E, ...halk nezdinde e, güven, yapılan oylabalarda e, puanının düştüğünü de hatırlatalım. Hemen emtia cephesine de bakalım. Petrolde geçen hafta düşüşler vardı. Evet. Yeni hafta yükselişle başlamıştı. İki günlük yükseliş rallisinin sonrasında bugün yine yön aşağı oldu. Aşağıda 70 dolar seviyesinin altını test etti. Şu an 70 dolar 25 centten işlem görüyor. Evet geri çekilmelerdeki geçtiğimiz hafta bunu görmüştük. Özellikle de Beyaz Saray'dan gelen e, OPEC artı ülkelerine yönelik a, şeyde e, fiyatlamalardaki hani e, üretimi biraz şey yapın. E, OPEC artı ülkelerinden de üretimi zaten şu anda şey arttıracak bir sebep yok. Talep yönlü bir artış söz konusu değil demişti ve bu özellikle Brent petrolün 70 doların üzerindeki seyrine neden olmuştu. Yeniden bir Beyaz Saray tarafından haber gelir mi bilmiyorum ama 70 doların üzerine her çıkışı piyasalara baskı yaptığı gibi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de orta vadeli programlarında hedefleri bozabilir. Ama ben hala hazırda Brent tarafında 65-68 dolara doğru bir geri çekilme beklediğimi belirteyim. Ham petrolde de 67 dolar 47 centi takip evet. ediyoruz. Yönümüzü altın tarafına çevirelim. Orada 1800 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayacak mı derken yeniden 1800 dolar seviyesinin altı görüldü ve aşağıda 1792 dolar seviyesi en düşük test edildi. Hep başkanlarının birbirinden farklı açıklamaları özünde işte mutlaka tahvil alım azaltılmalı dese de bazıları bunu 2022'ye atıyor. Bazıları son sonbaharda olmalı kafalar karışıyor. Altın tarafında ise 1800 dolara doğru ataklar satışlarla karşılanıyor. Demek ki bant aralığımız belli. Ev bu kısa vadede Ağustos ayı içerisindeki periyodu gösteriyor. 1792 aşağıda yukarıda ise 1803. Bu sıkışma var. Bu sıkışmanın yönünü belirleyecek olan da tabii ki FED ve gelecek olan açıklamalar. Bununla birlikte aşı ile ilgili her olumlu haber e, ister istemez altını baskılamaya, petrolle ilgili her 70 doların üzerindeki hareket altındaki baskıyı arttırmaya devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim, bu yılın sonlarına doğru altında yeniden bir yukarı yönlü hareket hem gram tarafında hem ons tarafında görebiliriz. Önümüzdeki iki yıllık projeksiyonda ise e 10 tarafında e, e, yukarı yönlü hareketler beklediğimi belirteyim. 480'in altındaki geri çekilmelerde ise gram altın bir fırsat yaratabilir. Son görmüş olduğu seviye 483 lira seviyesi. Evet. Aşağıda da 482 lira 91 kuruşu gördü. Kapatmadan hemen günün portföyünü de sormak istiyorum. Tabii ki. Özellikle bugün günün ikinci yarısında gelebilecek satışlara karşı kısa sürede bir kercebe yapmak uygun olacaktır. %30 oranında hisse senetleri yola devam ediyoruz. Bunun %10'luk kısmını halka arzlara ayıralım. Özellikle son dönemdeki halka arzların hep takvim periyodunun düzenlenmesi hem de fiyatlamalar anlamından yeniden yatırımcı cazip hale getirdi. %30 hisse, %70 ise değişken fonlarda portföyümüzü değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Efendim Portföy Yönetim'de burada nokta koyuyoruz. Saat başında piyasa saatiyle karşınızda olacağız.